akşamlar. Ben neredesin? Buradayım. Ya ayağa kalk istersen göreyim seni ha. Daha herkes görsün. Otur bence. Otur şimdi. Bir daha kalk. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel, ben çok keyif alıyorum. Çok güzel bir panel oluyor. Soru hoş kime? Geldiniz. Ali Bey'e soracağım, Ali Savancı'ya. Bu Pegasus'un bir müşteri mailine cevap verdiğiniz doğru mu? Ayrıca o şikayet cevabının "sakın abi daha bizimle uçmayın" doğru mu? Doğru. Anlatır mısınız? Ben ilk okuduğumda çok merak etmiştim onu. Şans eseri de sizle bugün karşılaştık. Nasıl oldu bu? Yani şimdi ben benim en büyük, yani ben böyle bir adamım. Ne demek istiyorum? Ben çok kolay ulaşılabilir bir adamım yani. Bana e-mailimi sorarsan, şimdi öğrendim bunu. Cemaatten vermiyorum artık. Sorarsan veririm. Zaten çok tahmin etmek de zor değil. Ve bizim yaptığımız iş çok keskin bir perakende işi yani. Her gün 40-45 bin kişiye hizmet ediyorsun. Her gün. Dolayısıyla ben de şirketin suratıyım. Bir şey yanlış gittiği zaman bütün suç bende. Suratı olduğum için. Her iyi giden şey de benim vizyonum. Halbuki bir sürü 2300-2400 kişilik bir aile. Ben özen gösterdiğim bir şey var. Bana ne kadar şirketle, işle ilgili, o iş veya başka işlerle ilgili ne kadar e-mail gelirse onları mümkün mertebe ya kendim cevaplamaya çalışıyorum veyahut da bilen birine cevaplatmaya çalışıyorum. Şimdi içeriği tam hatırlamadığım çok kaba e-mail'lar da geliyor. Ama mesela çok hoş e-mail'lar da geliyor. Hatta şimdi e-mail gönderenlerden biriyle beraber çalışıyorum havayolunda. Nasıl oldu? Bir e-mail aldım. Dedi ki ya ben dedi işte benim ismim Burak. Burak Gülay mıydı? Burak Gülay değil mi? Benim ismim Burak. Ben hafta sonu eşimden izin aldım. 3 tane erkek arkadaşımla beraber 4 kişi hafta sonu Kıbrıs'a gidecektik. Ama sizin uçak atıyorum 8 saat röter yaptı. Onun için benim 3 günüm biri gitti. Yani they were gonna have a dirty weekend, you know. Yani 4 sap. E-mailler okay. Yağacak yalnız. Yani böyle bir e-mail olursanız işe alınırsınız. Onu demek istiyorsanız onu bir değiştirip yollayın. Ben de ona izah öğrendim ne olduğunu. Bilmiyorum çünkü artık şirket 5 sene evvel bilirdim. Şimdi günde 250 sefer yapıyorum. Bilemiyorum yani niye oldu. Öğrendim ne olduğunu. Burak ve dedim ki arkadaşlarım Burak'a izah eden bir e-mail gönderdim. Sonra ona neydi bu hani bir Berçalı Parti ile ilgili bir şey vardı lan. Film vardı. İki tanesi var şimdi. Bir de Los Angeles'ta yastığı bir Endonezya. Hangover. Hangover. Dedim ki şoförüme sen dedim bu beye dedim lütfen bir tane Hangover DVD'si götürdüm. Tamam mı? Sonra bundan 2 sene sonra adamcağız geldi dedi ki ben dedi Burak şu anda 90 milyon euronun üzerinde bir iş yönetiyor Pegasus'un içinde. Yani onun baktı iş 91 milyon dolar euro yapacak bu sene. Dedi ki ben dedi size o e-mail'i gönderen adamım dedi. Şimdi öyle enteresan bir şey ki iyi haber de kötü haber de bugünkü ortamda çok hızlı yayılıyor. Ve insanlar alışmamış abi. Mal sahibine direkt ulaşıyor ve mal sahibinden olumlu olumsuz cevap alıyor. Okay. Ama şunu hiç yapmıyorum. Yağ çekmek adına hiç olumlu cevap attığım da yok. Çünkü o benim duruşumu etkiliyor. Belki biraz Emin'in biraz Emin dediği gibi şahsi kredibilitem yani gri cevap veremezsin abi. Ya ak götsün ya kara götsün yani. Gri göt olamazsın. Yani bir pozisyon olması lazım. Dolayısıyla bu misafir nedeni hatırlamıyorum ama o kadar şey yaptı ki adam dedi bir daha dedi sizle uçmayacağım bütün medyaya sizi vereceğim. Ama haksız yani. Veri olarak haksız. Bu da bir daha uçmayın kardeşim dedim yani. Şimdi böyle cevap verince onu verdiğim bile duyuluyor. Çünkü sen şu anda zaten bilmiyorsun öbür hava yollarının mal sahiplerinin isimlerini. Zaten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı da herhalde ulaşamaz. Mail olarak. Yani bu dokanmak çok önemli. Böyle bir şey yapıyorum yani. Başkan,